Aile Okulu başlıyor. Hazırlayan ve sunan Saliha Erdem. Bugün de güzel bir güne açtık gözlerimizi. Bugün de soluyacağımız hava vardı. Mutlu olacağımız pek çok unsur vardı, şey vardı, kişi vardı. Bugün de Allah'ın bizden ümidi vardı. Bugün de Allah bize güvendi ve bugün de bize hayat verdi. Çok şükür. Bu var olan ve çok değerli olan gerekliliklerin hayatımızdaki karşılığını eğer bugün varsak Allah bugün de benden ümit vardır. Bugün de benim yapmam gereken şeyler olduğuna inanıyordur. O yüzden de ben bugünü nasıl daha iyi geçirebilirim? Ben bugün kimlere yardım edebilirim? Ben bugün ilk önce kendime ne yaparsam yardım etmiş olurum? Ben ilk önce kendimi nasıl güçlendirebilirim? Nasıl moralli, motivasyonlu hale getirebilirim? Ben ne yaparsam kendimi dolu dolu yaşayan bir mümin haline getirebilirim. Çünkü bende varsa verebilirim. Ben iyiysem verebilirim. Ben güçlüysem verebilirim. Ben ayakta durabiliyorsam birilerinin ayakta durmasına katkıda bulunabilirim. Çünkü insan sosyal bir hayatta, paylaşım içerisinde ve hem etkileyen hem etkilenen bir mekanizma içinde var edilmiştir. O sebeple ben kendimi ne kadar iyi konumlandıracak şeyleri yapar, tedbirleri alır, fiili ve kavli dualarımla bu uğurda çabalarsam, bu iyi niyet başkalarının da benimle daha iyi, daha sağlıklı, daha doğru iletişimler içinde olmama zemin hazırlar ve ben içimden geldiği gibi dolu dolu Allah'ın diğer güzel kullarına yardımcı olabilmek için ciddi bir avantaj sağlamış olabilirim. İnşallah onun için ilk önce ben de varsa verebilirim anlayışı. Ben iyiysem birilerinin iyi olmasına katkıda bulunabilirim. Ben sağlıklı düşünebiliyorsam sağlıklı davranırım. Karşımdakilerin de sağlıklı anlamasına, sağlıklı yaklaşmasına zemin hazırlarım. Bir insanın ayağı kaydığı zaman onunla ilişkili herkesin dengesini etkiler. Bir kişinin ayağının kayması kaç kişinin dengesini etkiler. O yüzden herkes ilk önce kendisinden sorumlu. Kendi dengesinden, kendi tutumundan, kendi yaşama biçiminden, kendi dil, üslup ve ifade kalıplarından sorumlu. Ondan sonra diğerlerinden sorumlu. Daha iyi olabilmek için nasıl bir bakışa, nasıl bir hissedişe, nasıl bir düşünce biçimine ihtiyacım var? Kimleri modellemeliyim? Ne yapmalıyım? Bunlar üzerinde kafa yormak bugünlere daha anlamlı hale getirir. Çünkü günler su gibi akıp gidiyor. Bir bakıyorsunuz sapasağlam dediğiniz insan ani bir kalp kriziyle gidebiliyor. Bir bakıyorsun yolda gidiyorsun, düşüyorsun, beyin kanamasından ölüyorsun. Yani bu anlık bir şey. Allah ne zaman kendisine gelmemizi, ne zaman gerçek aleme bizi davet edeceğini, bizi alacağını söylemedi, bilmiyoruz. O yüzden de biz niyetlerimizi doğru kurgularsak şunu biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir kul hangi niyet üzere, hangi amel üzere ölürse kıyamete kadar o amel üzere imiş gibi sayılacaktır. O zaman ben iyi hal üzere olursam bu benim için bir umuttur. Ben birilerine iyilik yaparsam bu bana yardımdır. Eğer karşımdakinden teşekkür beklersem küçük bir bahaya satmışım gibi olur. Ben bunu asla istemem. Ha, o teşekkür edebilir kendi güzelliğinden, kendi seviyesinden, kendi kalitesinden. Ama teşekkür etmemesi beni üzüyorsa ben gerçek niyetimi, gerçekten o davranışı yapma sebebimi sorgulamalıyım. O zaman onun içinde Allah rızası yeteri kadar az gibi görünebilir. O yüzden de benim benden yansıyan şeylerin başkalarını etkilediğini düşünerek daha doğru olmak için Rabbimizden dua edelim bu mübarek güzel günlerde inşallah. Efendim bugün işleyeceğim konu insanın yanlışını, hatasını kabul edebilmesi, özür dileyebilmesi. Bu hatayı yapan çocuğuysa evet benim şu oğlum şu noktada, evet benim kızım şu noktada yanlış yapmış özür dilerim diyebilmesi. Eğer mesela kendi anne babasıyla alakalıysa evet annem babam evet yetişkindir, evet benim büyüğümdür ama objektif baktığımda ortalama bir bakış açısıyla yaklaştığımda bu sözlerin kullanılması talihsizlik olmuş. Ben onlar adına özür diliyorum. Gerçekten bunlar kullanılmasa, bu sözler sarf edilmese iyi olurdu diyerek karşımızdakini rahatlatmak, karşımızdakini ferahlatmak ve gerçekten içtenlikle o yanlışa üzülmek o kadar önemli iletişimde ilişkiyi o kadar iyileştirici bir etkiye sahip ki inşallah bugün bundan söz edeceğim. Efendim
Allah-u Teala bizi hata yapacak, eksiği olacak, yanlış olacak, günah işleyecek bir yapıda yarattı. Yani biz böyleyiz. Hiç kimse sıfır hatayla başlayıp bitirmeyecek ömrünü. Hiç kimse yanlışsız bir hayat yaşamayacak. Hiç kimse hata yapmadan duramayacak. Dolayısıyla biz hata yapabilen insanlarız. Mesela bazı hanımefendiler diyorlar ki, belki bunların beyefendi versiyonu da vardır, ben hanımefendilerden duyduğum için bunu söylüyorum. Salih abla, eşim nişanlılıkta melek gibiydi, şimdi tam tersi oldu, hayal kırıklığına uğradım. Bak şu eksiği varmış, bu eksiği varmış, şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Yani sen, beyaz atlı prens gelecek, seni terkisine alacak, götürecek, saraylarda sıfır problemle yaşayacaksın mı zannettin? Hayatı ne zannettin? İnsanı ne zannettin? Ve bir insan eğer nişanlılıktaki gibi olursa orada bir anormallik var demektir. Şu anlamda nişanlılıkta iletişim sınırlıdır. Nişanlılıkta görüşme sınırlıdır. Nişanlılıkta birbirlerinin üzerindeki hakları, hukukları, sorumlulukları sınırlıdır. Nasıl o insanı %100 nişanlıyken tanıyabilirsin ki? Ancak bir evin içinde yaşayacaksın, birlikte hayatı paylaşacaksın, farkında olmadan sen onun damarına basacaksın, onun nasıl tepki verdiğini göreceksin, o seni üzecek, senin nasıl tepkini verdiğini görecek, böylece kimyamız açığa çıkacak. İlişkinin doğası bunu gerektiriyor. Bu hayal kırıklığına uğratacak bir şey değildir. Ancak şu olabilir, ben namaz kılıyorum diye söylemesi bile hoş değil ama yalan söylemiştir, namaz kılmadığını ve bunun birilerini ikna etmek için olduğunu öğrenmişsinizdir. Tamam, burada bir hayal kırıklığı olabilir ama bu bile evliliğe bakışımızı değiştirmemeli. Nasip böyleymiş diyelim. Demek ki Allah'ın böyle bir insanla beni evlendirmesinde bir muradı var. Ben kendim namazla o kadar iyi düzeleyim ki eşim desin ki ya namaz nasıl bir şeymiş. Ben de namaz kılmalıyım. Ben de namazla bu kadar yücelmeliyim diye beni görerek heveslenmeli. Dolayısıyla ben eşimin din dersi öğretmeni değilim, annesi değilim, onu dinle görevlendirilmiş, dışarıdan tutulmuş ders hocası da değilim. Allah da benden böyle bir görev istemedi. Dolayısıyla namaz kılmıyorsun diye eşiyle arasını açanların yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Rencide ediyorlar, kırıyorlar, incitiyorlar. Biz sadece iyi davranmaktan sorumluyuz. Biz sadece o namazın bizim üzerimizde oluşturması gereken ahlakı oluşturmaktan sorumluyuz. Ben güzel davranırım, Allah ona takdir eder. Bunlar nasip meselesi. Annesi tanıtmamışsa, babası tanıtmamışsa, kimse sevdirmemişse namaz zor bir ibadet. Haliyle o da yeteri kadar sevemediği için ne yapar? Arzu ettiği gibi yapamayabilir. Tamam, Allah, sen Allah'ın kulusun. Yani benim kulum değilsin ki. Haşa. Sen Allah'ın kulusun, o zaman hesabı Allah'a vereceksin. Çünkü namaz Allah için kılınır, kul için kılınmaz. Tamam, benim çocuklarım namaz kılan bir baba görsün, güzel görsün. Ama görmemesinde de demek ki bir hayır var. Ya da Allah böyle murad etti. Yani sen zorla eşine namaz kıldıracağını mı zannediyorsun? Kıldıramazsın. Aranızı açmaktan, birbirinizi kırmaktan, aranıza mesafe koymaktan. Çocuklarım var diyoruz yani, çocuklarım görsün. Çocuklarımızın iyi şeyler görmesi, bir tarafa daha kötü şeyler görmesi için çaba sarf ediyoruz gibi olur. O zaman ne yapacağız? Biz eşimizin ayıplarını, eşimizin eksiklerini, eşimizin hatalarını eğer söylememiz gerekiyorsa söyleyip, hayatım acaba şöyle şöyle yapsan daha mı iyi olur gibi nasihat üslubuyla değil, bir öğretmen üslubuyla değil, sen ne biçim adamsın, güya benim evimin reisi olacaksın, bu çocuklar senden model alıyor, ne biçimsin, şunu şöyle yaptın diyerek değil, Rabbani ve peygamberi bir metotla, usulle konuşacağız. Allah Resulü toplum içinde birilerinin yanlış yaptığını ifade etmek için bazılarına, kimilerine ne oluyor ki şöyle şöyle davranıyorlar diyor. Yani insanları direkt olarak rencide etmiyor. Topluluk içinde, hani bu aile hayatındaki ilişkiyle bir değil ama tarz olarak kimseyi incitmeyen, kimseyi kırmayan, kimseyi böyle dışlamayan bir yaklaşımı seçmemiz lazım. Evde de eşimizin rencide olacağı, erkeklik izzetini, onurunu ayaklar altına alacağı ve bizim gözümüzde sen bir hiçsin mesajı verecek bütün yaklaşımlardan kendimizi uzak tutmalıyız. Çünkü biz bir günlük değil, iki günlük değil, Allah dilerse inşallah bir ömürlük hayat için
bir ömürlük Allah'a götürdüğümüz yolculuk için anlaşarak evlendik. Dolayısıyla eşimizin hatası olabilir, onu olduğu gibi kabul edeceğiz. Belki eşimizin hatası benim gururumun, kibirimin ayaklarımın altına alınması için bir fırsattır. Belki eşimin hali, hareketi, ben sabırsızsam Allah sabrımı artırmak istiyordur. Ben Allah'a yeteri kadar yakın değilsem, canı yanan Allah'a yöneliyor ya, belki bu kulum bundan dolayı bana yönelsin ister. İstiğfarımızı artıralım, secdemizi artıralım, Kur'an'ımıza yaklaşalım ister. Allah-u Teala'nın bunları yaşatmakta bir muradı vardır. Bizi çekip çevirmeye ve kendisine yöneltmeye yöneliktir. O yüzden de yapılanları uyarmamız gerekiyorsa uyaralım ama saygın bir dille. Karşımızdakini asla rencide etmeden, incitmeden, çok nezaketli, saygılı ve sevgi dolu bir biçimde uyaralım. Ondan sonra kendi haline bırakalım. Yetişkin insanlar ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar. Yapamamaları bilmediklerinden değil. O yüzden sakin olun, relax olun. İnsanların değişmesi, dönüşmesi için biraz zaman tanıyın. Efendim, biz şunu bileceğiz ki ben hatalıyım. Ve hiç %100 düzgün bir insan olamayacağım. Hani eksiğimin olmaması anlamında. Çünkü Rabbine eksiği olan bir kişinin kula eksiği nasıl olmaz? Ben hiçbir zaman dört dörtlük her şeyiyle birilerinin kendinden memnun olduğu bir insan olamayacağım. Birileri benden memnun olursa birileri olmayacak. İşin normali de bu. Bu benim kötü onların iyi olduğundan ya da onların kötü benim iyi olduğumdan kaynaklanmıyor. Bu insanların farklı tercihleri var, farklı bakış açıları var. Herkes aynı düşünse dünya ne kadar sıkıcı olur. Bu hiç de sağlıklı ve güzel bir şey olmaz. Herkes farklı düşünecek ama herkesin yolu ve yolculuğu Allah'a olursa bu farklılıklar bir zenginliktir. Ama bu farklılıklar benim dediğim gibi olacaksın diye başkalarını zorlayarak kendi istediği hale getirme çabasına dönüşürse o zaman burada ciddi bir arıza var demektir ve çevremizdeki insanların da arızalı hareket etmelerine Allah korusun zemin hazırlamış olur. Diyelim ki bir gün bir arkadaşınıza verdiğiniz sözü tutamadınız ya da bir farkında olmadan onu üzecek bir şey yaptınız. Şimdi burada yanlış yaptığınız kişiye karşı tutumunuz sizin hoş görülüp görülmeyeceğinize karar verdirir. Örnek vereyim. Siz yanlışlıkla elbisesini kirletecek ve belki de bundan sonra o elbiseyi kullanamayacak bir şey döktünüz üzerine ve gitmiyor. O kadar içtenlikle özür dilemelisiniz ki ve telafi etmek için yerine yeni elbise almak ya da belli bir mağazadan elbise alıp sizin ödemeniz tarzında bir çek getirmek ya da başka bir şeyler. Ama samimiyetle onun o zarardan, o sizin o yaptığınız yanlıştan gördüğü zarara içtenlikle üzüldüğünüzü hissederse, siz hissettirirseniz o zaman artık telafisinin nasıl olduğu önemini kaybeder. Ya hay Allah ya, işte ya yapmak istemiyordum ama kusura bakmayın lütfen ya falan gibi dilinin ucuyla yapmacık, böyle yüreğine insanın teğet geçen, manasız, söylenmiş olmak için söylenmiş bir söz, bir cümle hiçbir işe yaramaz. Bilakis karşısındakini sinir eder, canını sıkar. Ama dese ki, ya o kadar üzüldüm ki, şöyle şöyle yapmak istiyordum, nasıl oldu anlamadım, elimden kaydı ve elbiseniz gerçekten berbat oldu. Çok özür diliyorum. Bunu telafi etmek için ne gerekirse yapacağım. Hangi mağazadan alışveriş yapıyorsunuz, oradan lütfen birlikte gidip yeni bir elbise seçelim. Ya da ben istediğiniz mağazadan size elbise alabileceğiniz bir çek getireyim gibi. Samimiyetle üzülürseniz, üzüldüğünüz fark edilirse o insanın gönlü yumuşar. Ondan sonra artık telafi edilmiş edilmemiş anlamını kaybeder. Eşler arası iletişimde diyelim. Bir yanlış yaptınız, bir yanlış cümle kullandınız ve eşinizin canı sıkıldı. Şimdi eşiniz, ya o zaman niye öyle davrandın sen? Ya benim o kadar moralim bozuldu, gelip doğru düzgün bir özür de dilemedin falan gibi böyle bir çıkış yaptı. Ne olmuş? Sen de geçen gün ben de özür dilemedin. Nasıl oluyor anladın mı? İşte beni anla diyerek öyle yaptın falan gibi çok kaba, çok itici ve asla kabul edilemez bir söz aile ilişkisinde talihsiz, kalitesiz, seviyesiz bir diyalogtur. Kaba kelimeler kullanıyorum, özür dilerim ama duygularımı ancak onlarla ifade edebileceğimi düşündüğüm için bunları kullanıyorum. Oysa şunu söyleseniz, ya niye böyle yaptın? Ben ne kadar üzüldüm gördün, ondan sonra da devam ettin. Ya hayatım, ben seni üzdüğümü ve senin böyle etkilendiğini yeni fark ettim. Eğer bilseydim asla yapmazdım. Senden çok özür diliyorum. Hakkını helal et. Lütfen canım benim deyip boynuna sarılıp üzüldüğünüzü hissettirip
kucakladığınızda, öptüğünüzde ve bundan sonra nasıl davranacağınızda da bir dahakine öyle yapar mıyım? Ben şöyle şöyle yaparım. Ya gerçekten çok üzüldüm. Allah'ım beni affetsin. Bu kadar üzülmene de çok üzüldüm ayrıca gibi samimi cümleler beyefendinin kalbindeki üzüntüyü eritir, akıtır giderir. Dolayısıyla o zaman ne olur? Aranızda samimi, candan olan ilgi bağı devam eder. Sevgi bağı devam eder. Nezaket ve saygı bağı devam eder. O yüzden de ağzımdan çıkan söz ya ilişkimi iyileştirir ya kötüleştirir. Ya onarır ya bozar. Ya güzelleştirir ya çirkinleştirir. Ya yüceltir ya aşağılara çeker. Dolayısıyla benim ağzımdan çıkan söz bir yapılanma oluşturur. O yüzden benim ne konuştuğum çok 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 önemli. Bu gerekçeyle ben hem özür dileyebilmeliyim. Özür dilemek kendini kötü hissetmek asla değildir. Eğer kendisini kötü hissediyorsa iletişim kaidelerini, kanunlarını hiç bilmiyor demektir o kimse. Kendine zerre kadar güveni yoktur, kendine saygınlığı yoktur. Bir ilişki, bir insanın hata yapabileceğini, kendisinin de hata yapmış olmasının normal olduğunu ama önemli olan o hatanın farkında olup onu telafi edecek bir özür dileyip muhatabının gönlünü almanın, insan olmanın gereği, mümin olmanın gereği olduğunu bilmiyor demektir ve bu da çok tehlikeli ve çok kötü bir şeydir, hele de eşler arasında. Hayatım, ben bunu istemeden yaptım ve seni üzdüğünü fark ettim, çok üzüldüm, lütfen beni hoş gör, affet, çok özür dilerim diye samimiyetle, içtenlikle özür dilediğinizde bu o kadar onarıcıdır ki, o kadar iyileştiricidir ki. İnsanın yanlışını görebilmesi, hatalarını kabul edebilmesi, evet bunu ben yaptım diyebilmesinin, samimiyetle özür dileyebilmesinin, eğer annesiyle birlikte, babasıyla birlikte paylaştıkları bir durumda annesinin babasının hatalı davrandıklarını görüyorlarsa, savunmak yerine onlar da insan, bunu yanlış yaptılar, özür dilerim diyebilmenin bir erdem olduğunu ve ilişkileri çok etkilediğini, çok eğer özür dilenmezse ve savunursa ilişkileri gereceğini ve zarar vereceğini, ama özür dilenirse, telafi etmek için çaba sarf edilirse ve haklı olan tarafta saf alınırsa bunun da ilişkilerde çok iyileştirici olacağını söylemeye çalışıyorum. Efendim, evet ben hata yaptım diyebilmek insan olarak olgunlaşmanın bir sonucudur. Hani dalda meyveleri ham olarak aldığınızda güneş henüz onun içine sirayet etmemiş, güneş henüz onun içindeki hamlıkları gidermemişken aldığınızda insanın ağzını burar. Böyle kötü bir tat bırakır ve onu yutamazsınız bile. Çıkarmak zorunda kalırsınız. Çünkü acıdır. Çünkü tadı henüz, tadı ve dokusu yenecek durumda değildir daha. İşte sanki kendisini olgunlaştırmamış ham insanlar da iletişimde insanın ağzını vuruyor tabiri caizse. Kötü bir tat bırakıyor, ekşi bir tat bırakıyor ve tekrar deneme konusunda insanları böyle bir mesafe almak zorunda bırakıyor. Ya onunla şöyle bir iletişime girdim, hiç alakasız yere şöyle bir şey söyledi, başkalarını kırıp kırmaması umurunda bile değil, bu yani hoşuma gitmedi, o yüzden de tekrar onunla karşılaşmak istemem demek insanın kendisi için talihsiz bir durumdur, üzücü bir durumdur. O yüzden biz iyi geçimli olursak, ki ben bunu çok önemsiyorum, annelerin çocuklarını da geliştirmek üzere ciddi çaba sarf etmeleri gereken en önemli şeylerden birisi kolay geçimli olmak, güzel geçimli olmak. Hani derler ya, yüzü güzel olanla 40 gün, huyu güzel olanla 40 yıl geçim olurmuş diye. O yüzden de çocukların kolay, ufak tefek şeylerden sorun oluşturmayan, kendilerine düşeni hemen yapıveren, bir iş mi gördü hemen toparlayıveren, ay o öyleydi de bu böyleydi de o onu dedi bu bunu dedi, ev şöyle dağınıktı falan diye şikayet üretmek yerine, var olan sıkıntıları gidermek için kendisi insanca bir çaba sarf ettiğinde çocuklarınızın insan olma yolunda adım attıklarını görürsünüz. Bu o kadar değerli bir şeydir ki. O yüzden aile içerisinde ben evet şu hatayı istemeden yaptım demek, ya da farkında olmadan ben şu niyetle yapmıştım, sonucu böyle oldu demek kesinlikle erdemli, nitelikli, aklı başında, olgun bir insan tavrıdır. Bunu söyleyemiyorsanız o zaman bununla ilgili bir çaba, bunu öğrenmek, bunu söyleyebilmekle ilgili bir çabaya, bir gayrete, bir eğitime, bir danışmanlığa ihtiyaç var demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki,
Allah bir kuluna rahmet ve merhamet nazarıyla bakarsa, o kulun kusurlarını görmesini sağlar. Bu o kadar değerli bir bilgidir ki, mesela hanımefendinin birisi diyor ki, Salih abla bu benim hatamdır desem, eşim üstüme çok geliyor, bunu sen yaptın, bu senin hatan. Ben de dedim ki evet, kabul ettim, evet bu benim hatam. Hayatım, ben beni yoktan var edene karşı kusurlu bir insanım. Sen de öylesin, öteki de öyle. Dolayısıyla bir bir eksiğimizi gündeme getirmek, birbirimizin ayıbını açığa çıkarmak, birbirimizi değersizleştirmek ne aramızdaki ilişkiye olumlu bir katkıda bulunur, ne dünya hayatına, ne Allah'la ilişkimize hiçbir işe yaramayan ama sadece bozan, yıpratan bir tarzı tercih etmiş oluruz. Sen benim eksiklerimi gündeme getirmeye devam etsen bile ben seninkini getirmeyeceğim. Çünkü sen de insansın ve senin de eksiğin olur. Eğer beni mükemmel görüyorsan bu da senin insanı tanımamandan kaynaklanır. Ben seni mükemmel görüyor ve eksiksiz görmek istiyorsam, karşımda eksiksiz bir eş bulmak istiyorsam, bu benim insanı tanımadığım, insanın Allah'la olan ilişkilerinin sürecini anlayamadığım ve bir insanın neler yapabileceğini bilmediğim ve olayların hikmetlerini görmek gibi bir çabamın olmadığı anlamına gelir. O yüzden biz öğrenelim, biz birbirimize nasıl daha iyi davranacağımız konusunda eğitimler alalım, aile danışmanına gidelim, danışmanlık alalım. Ama bil ki senin de benim de eksiğim olacaktır. O yüzden de bundan dolayı kendimi aşağılanmış ve kötü hissetmiyorum. Ama yaptığım için üzgünüm, yapmamaya çalışacağım. Eğer ben kendimi çok değersiz hissedersem bunu döner dolaşır sana yönelir. Sana zarar verecek bir mekanizmaya dönüşebilir. Çünkü yeryüzünde insanı en çok savuran şey ölüm acısından daha ağır olan yok sayma ve değersizlik duygularıdır. O zaman bir insanın değersizlik duygusu içerisinde kıvranması, bir başkasına "heh işte hatanı anla gördün mü" gibi böyle insan tabiatını bilmeyen, ailenin hukukunun, birbirlerinin üzerindeki haklarının, sorumluluklarının ne olduğunu bilmeyen bir insanın cahilce bir sözü olmaktan öteye geçemez efendim. Dolayısıyla işe, evet benim de hatam olabilir, evet bunu ben yanlış yaptım, evet bundan dolayı da özür diliyorum diyerek başlamalıyız. Eğer bir size bağlı bir yanlış olduğu, fakat bir türlü bunu ben yaptım demek yerine sen öyle demeseydin ben bunu yapmazdım da sen bana vaktiyle şöyle dedin de işte beni suçladın, sonunda da elim ayağım birbirine dolaştı, bunların tümü senin suçun, sen olmasaydın ben bunu yapmayacaktım, sen hayatıma girmeden ben daha düzgün yaşıyordum falan gibi söylenecek daha bir ton söz anlamsız, manasız, yersiz ve sadece suçu kendisinden uzaklaştırmak için kullanılmış kamuflaj cümlelerdir. Hiçbir işe yaramazlar. Şunu dese, hayatım ben de insanım, keşke olmasaydı ama oldu. Şimdi telafi etmek için ne yapabilirim? Senden özür diliyorum, Rabbimden af diliyorum. Şimdi telafi etmek için, bunu düzeltmek için ne yapabilirim? Efendim, yıllardır danışmanlık yapıyorum. İki çeşit insan gördüm. Öğrenebilenler ve öğrenemeyenler. İki çeşit insan gördüm. Değişmeye hazır olanlar ve değişmeyenler. İki çeşit insan gördüm. Yük alanlar ve yük alanlar. İki çeşit insan gördüm. İnsan hayatını kolaylaştırmaya çalışanlar ama bilerek ya da bilmeyerek diğeri de insan hayatını zorlaştıranlar. Öyle bir cümle söylüyor ki sizi böyle ona cevap veremeyecek hale getiriyor. Öyle saçma, öyle mantıksız, öyle ters bir yaklaşımla bir cümle kuruyor ki ya bunu kurmak için nasıl bir eğitim aldın? Nasıl bir zihinsel çaba sarf ettin ki böyle ters ve insanın nevrini döndüren bir cümle çıktı ortaya? Bu nasıl bir zihin yapısı ki böyle bir üretimi oldu diyesi geliyor insan. Dolayısıyla biz önce kendimize bakacağız. Kendi eksiklerimizi göreceğiz. Kendi eksiklerimizi düzeltmenin peşine düşeceğiz. Kendi eksiklerimizin nelerden dolayı olduğunun farkında olacağız. Bilgi açığımızı gidereceğiz. Şuna inanabilirsiniz ki yeryüzünde bilgi açığı olmayan insan yoktur. Ne kadar çok bilgimiz olursa olsun o bilgiyi hayata geçirme konusunda her zaman eksikliklerimiz olacaktır ve her zaman Rabbimize de, çevremizdekilere de, eşimlerimize, çocuklarımıza, kendimize karşı yanlışlarımız olacaktır. Bunu peşinen kabul edelim. Ama bunu ilişkilerde evet bu benim hatamdı deyip kabul etmek inanılmaz olgun, inanılmaz sağlıklı ve güzel bir davranış biçimidir. Bu da bir seviye gereklidir. Gerekir. Gururunu yenmiş, kibirini yenmiş, insan olma derdine düşmüş. O yüzden de karşısındakiyle iletişimini çok önemseyen,
ve kendine bağlı sorun sebeplerini ortadan kaldırmaya çalışan güzel bir insan profilinin belirtisidir bunlar. O yüzden de kim özür dileyebilirse o olgunlaşma yolundadır. Kim hatalarını görebiliyorsa o yüksek bir ahlak üzeridir. Kim kendi hatalarını düzeltme konusunda kendisine daha çok yaklaşıyorsa o olgunlaşmanın zirvesine doğru gidiyordur. O yüzden de insanın hayatı ne yaparsa daha doğru yaşamış olacağı, insanın nasıl konuşursa karşısındakiyle iletişimi daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu sürdürebileceği noktasında bize işaret verir ve kişinin zihninde bunlar varsa Allah bunların hayata geçmesi için ona kolaylıklar lütfedecektir Allah'ın izniyle. Bazı tipler var. Hanımefendi versiyonu da var bunun, beyefendi versiyonu da var. Hanımefendiden başlayalım. Hep erkeklerden örnek veriyoruz. Bugün de hanımefendilerden vereyim. Diyelim ki 3 yıl önce bir hata yaptı. Asla unutamıyorum diyor. Asla bunu bana nasıl yaptı unutamıyorum. Ne yaparsam yapayım unutamıyorum diyor. Çünkü unutmaya niyet yok. Çünkü o hatayı sen bana bunu nasıl yaptın diye söylüyor. Sen kimsin? Allah-u Teala bana ey kulum ben senin Rabbinim sen bana bunu nasıl yaptın dese o haklıdır. Ama bendeki %1500 gurura kibire girer. Sen kimsin? Kendini nerede görüyorsun ki sana hata yapılmayacak? Bir insana Rabbine güvenir gibi güvenirsen Allah öyle küt diye yere düşürür. Sen bunu bana nasıl yaptın dedirtir. İnsanlara hata payı tanıyacağız. İnsanlara haşa ilah gibi güvenmeyeceğiz. O yüzden insanların da hata yapma payını kendilerine tanıdığımız gibi kendimize de tanıyacağız bunu. Ben bunu nasıl yaptım? Hocamızın birisi dedi ki bu çok ciddi bir kibirdir dedi. Ben bunu nasıl yaptım? Sen kendini ne sanıyorsun? Sen bu hatayı başkaları yapabilir ama ben yapamam derken kendini nerede görüyorsun? Buna nereden karar verdin? Nasıl olur da sen yapmazsın? Sen kul değil misin? Sen bu hareketleri bir kul olarak Allah'a karşı yapıyor değil misin? O yüzden yani bana bunu nasıl yaptın? Ben bunu hak etmedim. Bunu affedemiyorum. Bu cümleler ciddi bir gurur, ciddi bir kibir ve ilişki dinamiklerini bilmeyen insanların kurduğu cümlelerdir. Efendim bir iki soru geldi. O sorulara ben cevap vereyim. Ondan sonra devam edelim inşallah. Eşim işine erken gidip geç geliyor. Aileyle sorumluluğunu tam uygulayamıyor gibi yarım eksik bir cümle var burada. Şimdi efendim bunu oturup konuşacaksınız. Ailedeki bireylerin babaya ihtiyacı olduğunu, çocukların babayla ayaklarının daha güçlü yere bastığını, yer çekimi etkisi gibi babayla hayatı daha mutlu, daha donanımlı, daha güzel yaşadıklarını, kendisini özlediğinizi söyleyin. O da size İşiyle alakalı gerçekleri söyler. Şu zaman gitmem gerekiyor, bu zaman gelmem gerekiyor. Peki anladım. Peki bunu haftanın en az 3-4 gününü eve ayırabilecek şekilde nasıl planlayabiliriz? Mesela gelip çocuklar uyumadan akşam yemeğini birlikte yesek. Hani diyelim ki iş hayatı yakın, iş yeri yakın. Biraz çocuklarla birlikte olsan, oynasan, aynı sofrada beraber olsak, çocuklar seni görse, biraz kalsan, ondan sonra da sen gitsen, ben de çocukları yatırsam, ondan sonra da iş yerini kapatıp gelsen gibi makul, uygulanabilir formüller üretseniz. Ama bunun için beyefendinin de ailede çocuklarının kendisine ihtiyacı olduğunu kabul etmesi, hanımefendinin kendisini evde görmeye ihtiyaç hissettiğinin kabul etmesi gerekir. Dolayısıyla bunu konuşabilirsiniz ama eleştirmeden. Benim altılı bir sistematiğim var. Burada beşini söyleyeyim. Eleştiri, şikayet ve emir cümlesi yok. Bol takdir, bol dua, güler yüz, tatlı dil. Cinsel hayatı yolunda ve aktif tutmak. Hadi altıncısını da söyleyeyim. Niyet tutarak sadaka. Bunları yaptığınızda ciddi anlamda aile hayatınıza kalite geldiğini, iletişimde bir seviyeyi yakaladığınızı ve ondan sonra bakın bakalım kendi gönlünüzü nasıl onardığınızı bir görün. Ve inşallah iyi olur diyelim. Bir kardeşimiz soruyor ki hep dilim hanımefendiye alışmış. Peki eşimizin bir hatasını gördüğümüzde bunu onunla konuşmalı mıyız? Yoksa halimizle onu iyi yöne mi çekmeye çalışmalıyız? Efendim şimdi bazı insanlar vardır derin değersizlik ve yetersizlik duyguları içindedir. Bir hatasını söylediğiniz zaman kızılca kıyamet kopar size tabiri caizse Allah yarattı demez. Sen bunu nasıl söylersin diyerekten konuşamazsın bile oturup konuşamazsın bile. Şimdi herkes eşini tanır. Eğer
makul, seviyeli. Hayatım şöyle şöyle yaptığını gördüm. Mutlaka bunu yaparken iyi niyetle yaptın ama sanki şöyle yapılsa daha mı iyi olurdu diye sana bir sormak istedim gibi bir şey sorarsanız, bir şekilde sorarsanız, eğer bu eşinize iyi gelecekse onu sorabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Yok eğer bu bile ona çok ters gelecekse o zaman bol bol dua edin, eşinize iyi davranın. Tabii bu ne yanlış yaptığına göre de değişir. Şu anda hani ortada somut bir davranış olmayınca burada ne söyleneceği de çok belli olmuyor. Bol bol dua edeceğiz, bol bol kendisine iyi davranacağız. İyi davranmamız gerektiği için, illa hata yapmasın diye değil, bana uygun olduğu için, bana yakıştığı için, bir mümine yakıştığı için ve ilişkinin gereği olduğu için iyi davrandıkça bu sürecin daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Salih abla, ben Kayseri'den Ayşegül. Sizi uzun zamandır dinliyorum. Allah razı olsun. Çok faydalı bilgiler veriyorsunuz. Ben 10 aylık evliyim, 6 aylık hamileyim ama eşimle çok zor geçiniyorum. Sinirlendiği zaman küfürlü konuşuyor. Ben ne yapmalıyım? Lütfen yardımcı olun. Şimdi öncelikle bebeğiniz hayırlı olsun. Allah sağlıklı bir şekilde ve normal olarak dünyaya getirmeyi nasip etsin. Başka evlatlara da hayırla nasip etsin inşallah. Rabbim yardımcınız olsun. Eşinize çok zor geçinmeye gelince, bir, sinirlendirmemeye çalışın. İki, siz nezaketi korumaya çalıştıkça eşinizin bundan olumlu etkilenebileceğini ve giderek daha iyi, daha sağlıklı, daha normal davranacağını umarak, düşünerek ki öyledir, buna devam edin. Küfürlü konuştuğu zaman hiç üzerinde durmayın. Hayatım, bu sana bunu hani kullanmasan iyi olur, ağzından çıkması sana çok uygun gelmiyor, yakışmıyor, bu hoş değil deyip geçiştirin. Bir kere söyleyin bunu, ondan sonra başka söylemeyin. Ondan sonra da yani dua edin, iyi davranın, zamanla sizin güzel ahlakınıza benzeyeceğini ben düşünüyorum. Allah kolaylık versin, Rabbim yardım etsin inşallah. Evliliğinizin ilk yıllarında seçkin, seviyeli ve nezih bir iletişim tarzı eğer oluşturabilirseniz, aza nereye gidiyorsun demişler, çoğa gidiyorum demiş, başlangıçta az da olsa güzel bir temel atılmışsa umarız ki inşallah bu az çoğa gider ve giderek doğru bir iletişimde birbirinize sıkıca kenetlenmiş güzel bir yuvanız olur inşallah. Evet efendim, devam edelim. Ben şunu keşke yapmasaydım. Bunu yapmamdan dolayı eşim ve çocuklarımın canı sıkıldı. Peki bir daha ben bu hatayı yapmamam için neye dikkat etmem lazım? Ne oldu da ben bunu yaptım? Bunun olmaması için ne olmalı? Ya da ne olmamalı gibi. İnsan hatasını gördüğü zaman ve samimiyetle bu hatadan dolayı üzüldüğü zaman onun düzeltilmesi için bir çaba sarf eder. Onun için kendisine yönelir ve dua eder. Ya Rabbi, benim farkında olmadan yaşadığım bu sıkıntıyı sen hayırlısıyla bir daha yaşatmayacak şekilde beni bilinçlendir. Ya Rabbi sen bana yardım et. Ya Rabbi sen benim halimi düzelt diye dua edelim. Sorular var, süremiz de azalıyor. Ben izninizle hemen Korni'ye ara verip bir de konuşabilsem soruları cevaplandıracağım inşallah. Salih Hanım, eşimin bir abisi var, çok bağlılar, sürekli görüşüyoruz. Eltim zaman zaman bana surat asıyor, tavır yapıyor, ne yapabilirim? Görmezden geliyorum ama sonradan kafama takılıyor. Aslında çok iyi biri, dindar ama sorunca da bir şey yok diyor, selamlar. Bir şey yok diyorsa umurunuzu almayın. Kendi içinde evrilip çevrildiği, kendi içinde moralini bozan şeyler olabilir. Size karşı yansıttığı bir şey yoksa hiç üstünde durmayın, iyi davranmaya devam edin. Hanımefendi için niyet tutarak ufak bir sadaka verin. Ya Rabbi, hayırlısıyla onun yüreğinde her ne gibi sıkıntısı varsa sen gider, aramızı düzgün yap bu niyetle diye sadaka vermeniz güzel olur. Normalde onun için önerebileceğiniz şeyler var mı? Elbette var. Bununla ilgili ben bir programa daha önce aldığım bir ebe hanımefendi var. Sezeryanlılara normal doğum yaptırıyor. Egzersizler yaptırıyor. Onlara eğitim veriyor. Ve şu anda hatta sezeryanlılar evde doğum bile yaptılar. Çok güzel sonuçlar alıyor. Bununla ilgili ben ebe hanımda inşallah bir program planlayayım. Sorularınıza cevap olur. Allah kolaylık versin. Salih abla, arkadaşım eşinin telefonundan onu aldattığını yakalamış. Ona söylediğinden bu yana hiç konuşmuyor, ilgilenmiyor. İki çocuğu var. Yani konuşması lazım. Ya yanlış yaptım, özür dilerim demesi lazım. Ya
yanlışlık var, burada bir yanlışlık var diyerek bunu ispat etmesi lazım. Bu da çocukça bir şey. Yaptığın bir yanlış, bu da görüldü. Konuşmamak ne şimdi, sen ne demek istiyorsun? Yani ne yapalım? Bunu nasıl çözümleyelim? Özür dileyip eşinin gönlünü almaya çalışsa daha mantıklı, daha sağlıklı olur. Bu hani böyle bazen biz yetişkinler çocuk gibi davranıyoruz. Dua edelim, alttan alarak beyefendinin bundan sonra da iyi davranması için çaba sarf edelim. Suçlamadan konuşmaya çalışalım. Şu anda anlattıklarınız kesinlikle yaşamış ve onaylayan birisi olarak yazıyorum. Eşimin yıllarca kumar alışkanlığı var ve defalarca bana yalan söyledi. Bıraktım öyle ama nafile ve artık inancım ve güvenim kalmadı ve şimdi de gerçekten bitti dese de artık inanmıyorum ve bitmiş bile olsa bu aramızdaki güven sorunu devamlı bir engel. Her seferinde bu yüzden sinirlenip ufak bir şey bile olsa huzursuzluk çıkıyor. Dua edin lütfen. Sadaka versem bunun için ne dersiniz? Yardımcı olur mu? Rabbim razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Sizin de bizlerin de. Sadaka elbette her durum için verilmeli ve sık sık verilmeli. Ya Rabbi, eşimin sağlıklı bir alışkanlık kazanması niyetine, benim eşimin doğru bir alışkanlık kazanması, doğru bir yaşama biçimi kazanması konusunda benim yapabileceklerimi de bana fark ettirip yaptırman niyetine diye kendiniz için de ufak ufak sadakalar verin. Allah yardım etsin, eşinize güvenin. İçinize şüphe olsa bile şeytanın sözlerini dinlemeyin, onun adımlarını takip etmeyin. Eşiniz gerçekten bıraktıysa sizin şüpheli davranışınız onu tekrar itebilir. Bıraksam da aynı, bırakmasam da aynı demesine sebep olabilir. Lütfen içinizden güvenmiyorum deseniz bile ben sana güveniyorum deyin. Söz hali getirir. İnşallah samimiyetle de güvenirsiniz. Ya dua ettiğiniz ve iyi davrandığınız halde sonuç aynıysa, 27 senedir küfür ve hakaret varsa ne olur yapmayın, birazcık bu olayları yaşayan insanların evinde bir gün yaşayın. Bizi daha da üzüyorsunuz konuşmalarınızda Salih Hanım. Allah size iyi bir eş vermiş, siz herkesi hayatınız gibi zannediyorsunuz. Herkesin hayatını bir noktaya geliyor, insan dayanamıyor, anlayın. Kuluz biz de, melek değiliz. Elbette melek değilsiniz. Elbette ben eğer bu tavırlarımla sizi üzüyorsam hakkınızı helal edin. Ben ilişkilerinizi bilmiyorum. Ben sizin ne yaşadığınızı bilmiyorum. Ancak bir danışmanlık alır, benim ofisime gelir, sizinle konuşursanız ben sizin ne yaşadığınızı bilirim. Ve ben burada ortalama şeyler söylüyorum. Sizin durumunuz için, özel durumlar için özel görüşme yapmak gerekiyor, özel formüller üretmek gerekiyor. Dolayısıyla 27 senedir küfür ve hakaret varsa elbette burada bir kimlik, kişilik yapılanmasından söz ediyoruz demektir. Size düşen şeyler vardır, ona düşen şeyler vardır ve bunu ikili konuşmadan benim anlama şansım yok. Ben burada herkese hitap etmeye çalışıyorum. Özel durumları olanlara bunlar elbette uymayabilir. Onlar için özel görüşme yapmak lazım. Ben herkesi kendi hayatım gibi zannetmiyorum. Ama herkesin hayatını da takdir edersiniz ki bilme şansım yok. O yüzden de yani sizi üzdüysem hakkınızı helal edin. Ama bir danışmanlık almak, bir aile danışmanına gitmek, bunun niçin böyle olduğunu anlamak, size düşen bir şey varsa geri çekmek, eşinizin yapısıysa ona karşı bir strateji üretmek gerekir. O yüzden Allah yardımcınız olsun diyorum. Efendim kapatmamız gerekiyor. İki soru var. İnşallah ben o iki soruyu da artık haftaya cevaplayacağım. Efendim yaptıklarınız, yapacaklarınız hayrolsun. Rabbim yardımcınız olsun. Sıkıntıları gidersin. Ve o sıkıntıları gidermek için kendinize ne düşüyorsa onu buldursun. Karşınızdakine daha iyi davranmaya sevk edecek yaklaşım biçimiyle Rabbim hepinizi ödüllendirsin. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın. Aile Okulu programında Saliha Erdem'i dinlediniz.